Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. İkincilik Kırmızı Grubu konuşacağız. Yakup Ateş'le beraberiz. Yakup abi hoş geldin. Hoş bulduk Apucum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Evini gezmeye devam ediyoruz Yakup abi. Alıştık artık. Peki haftanın skorlarıyla başlayalım. 1922 Konyaspor evinde kendi sahasında haftalardır mağlup olmayan Etimesgut'u 1-0 mağlup etti. Playoff yolunda Etimesgut büyük yara aldı. Kırşehir'de Bodrum'u deplasmanda yenerek onlar da çok önemli bir galibiyet aldılar playoff yolunda. Eyüp Turgutlu 2-0 mağlup ederken Karacabey'de 4-0. Mama mağlup etti. Kastamonu'da Sivas berabere kalırken Kırklareli'de evinde seriyi mağlup edemedi. Elazığ Spor haftanın şok sonuçlarından birinde imza atarak deplasmanda Pazar'ı 3-2 yendi. Uzun haftalar sonra Elazığ Spor galibiyetle tanıştı. Tars İdmanyurdu Karabük 4-0'la geçerken Vanspor'da Bayburt'la 1-1 berabere kaldı. Puan durumuna bakacak olursak Eyüpspor 75, Vanspor 57, Sakarya 57, Kırşehir 56, Kırklareli 54 puanda. Etimesgut 52, Bodrum 52. Buraya kadar da bir playoff yarışı var. 2 ile 7. sıra arasında bir playoff yarışı var. Turgutlu 49, Tarsus 45, Deri 45, Karacabey 43, Pendik 40, Pazar 38, Sivas Belediye 37 puanda. Küme düşme hattına bakacak olursak 1922 Konyaspor'da dahil ediyoruz. Nitekim 8 puan önde olmuş olsa da 34 puanda. Bayburt Spor 34 puanda. Kastamonu 31. Elazığ puanlı 26 yaptı ve 19. sıradan 18. sıraya yükseldi. Mamak 24. Karabük Spor'da 2 puanda. Yakup abi şu an 18 puanla lider bir Eyüp Spor var. Haftaya kazandıkları takdirde şampiyonluklarını Vanspor'un puan kaybetmesi halinde ilan etmiş olurlar. Çünkü son hafta Vanspor'la maçları var. Vanspor puan kaybettiği takdirde Eyüpspor haftaya şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer grupta da Manisa Futbol Kulübü'nün böyle bir durumu söz konusu. İki grubun şampiyonları da gelecek hafta beraber bir olabilir. Kendi sahasında Turgutlu'yu 2-0 mağlup etti. Ben Eyüpspor'un bir galibiyet alması halinde şampiyon olacağını biliyorum. Yani haftaya kazandığı takdirde her halükarda matematiksel şampiyon oluyor muhtemelen. Zaten Eyüpspor camiası, rakipler dahi herkes şampiyonluğu kabul etti. Diğer Ya grupta Manisa şey için Futbol söyledim ben Kulübü. Yakup abi. Van'la maçları var diye hatırlıyorum ben. Eyüpspor'un. Evet. Vanlı maçların olması önemli değil. Yani bu grubun şampiyonu belli. Eyüpspor şampiyon. Zaten daha önce de tebrik etmiştik. Bu Turgutlu Spor maçında iki savunmacının Serdar Cansu ve Kemal'in golleriyle Kemal Tokan 2-0 kazandılar. Rahat galibiyet aldılar. Zaten maç sonrası da Eyüp ilçesinde bayraklarla donatıldığını, şampiyonluk Videolarda gördük. kutlamaları, tabii şampiyonluk kutlamalarının başladığını gördük. Eyüpspor şampiyon oldu. Artık zaten gelecek sezonun planlamalarını erkenden başlayan TFF birincilik için başlayan kulüplerden bir tanesi. Bu sezon inanılmaz, yani ikincilikin üzerinde inanılmaz şartlar oluştu. Özel uçaklarla seyahatler, Tuzla Spor takımının şampiyon kadrosunun büyük bir kısmı transfer edildi. Devre arası transferde TFF birincilikten transferler yapıldı. Ve öyle ya da böyle bu grupta açık ara şampiyon oldular. Bütün emeği geçenleri kutluyorum. Turgutlu Spor takımına gelirsek. Turgutlu Spor takımı playoff'un içindeyken biliyorsun ben playoff'un dışında kalacaklar diye iddia etmiştim. Bunu gönlümden geçen değil, olması muhtemel bir hikaye olduğu için, olması muhtemel bir şey olduğu için söylemiştim. Çünkü Turgutlu Spor takımı inanılmaz kaotik süreçler yaşadı. Yaşanan süreçlerin sonunda bu hafta itibariyle playoff'un dışında kaldılar. 5 haftadır kazanamayan bir Turgutlu takım var. Abdullah Hoca geldikten sonra galibiyetleri yok. Evet. Yani Turgutlu Spor takımı artık buradaki iddiasız takımlar arasına, kervanına katıldı. Bu grup tabii diğer gruba göre daha farklı. Diğer grupta biliyorsun iddiasız takım diyeceğimiz takım yok gibi. Ama bu grupta nereden baksan 5 ya da 6 takımın artık hiçbir iddiası yok. Yani erkenden
havlu attılar desek yeridir. Yani gelecek sezonun planlaması için erkenden zaman bulacaklardır diye düşünüyorum. Turgut Spor ikinci yarının puan sıralamasında 14. sırada Yakup abi. Yani o yüzden gerçekten her şey anlatıyor. Van Spor karşılaşmasına geçiyorum. Van Spor Bayburt'la 1-1 berabere kaldı. Maçta da iki tane de kırmızı kart var 85'te. Oktay Aydın ve Emre Şahin. İkisi de kırmızı kart gördüler. Muhtemelen tabii aralarında bir şey yaşandı. Ondan kaynaklı olabilir. Olabilir. Görmedik. Program pozisyonu görmedik. Van takımı 3 hafta sonra 3 haftalık galibiyet serisine burada ara verdi. Bir beraberlik. 4 hafta 10 puan aldılar. Tabii bu grupta şampiyon belli olduğu için artık matematiksel playoff garantileme adına yarış devam ediyor. Her ne kadar matematiksel olarak garanti gözükmese de burada Van Spor'un, Sakarya Spor'un 4 biletten ikisini alacağını düşündüğümü daha önce de söylemiştim. Van Spor takımı bundan sonra playoff'ta bir an önce yerini garantileyip playoff için hazırlıklara başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü playoff'tan şampiyonluğa da çok astronomik bir rakam açıkladılar. Yani devasa bir şampiyonluk primi açıkladılar. Tabii bu süreçte playoff'larda özellikle ekonomik yapılar çok öne çıkacak. Bu tarz yüksek primler oyuncular üzerinde daha fazla motivasyon sağlıyor. Van Spor'da playoff için çok büyük, çok astronomik rakam açıkladı. Tabii Bayburt Spor'a gelsek, Bayburt Spor ligin ilk yarısı ligin dibinde demir atmışken ikinci yarı yaptığı yatırımlarla çok iyi çıkış yakalamıştı. İbrahim Alan bu hafta da gol attı. Uğur Türk susunca İbrahim Alan giriyor devreye. Yani iyi takımları var. İkinci yarı topladıkları puanlarla ligin dibinden bir an önce kurtuldular. Onlar da artık gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Peki Elazığ tarafına geçince konuşalım alt sıraları. Çünkü Elazığ'ın kazandığı bir haftayı geçirdik. Sakaryaspor'a geçelim. Sonrasında küme düşme hattını Elazığ tarafında değerlendirmek daha doğru olur. Kastamonu ve Elazığ tarafında arkadaşlar. Sakaryaspor kendi evinde Pendik'le 0-0 berabere kaldı Yakup abi. Yani Sakaryaspor'da beraberlikler çok fazla baktığınız zaman. Yenilmeyen bir takım var ama gol yollarında da sıkıntı çeken bir takım. Sakaryaspor 14 haftadır kaybetmiyor baktığımız zaman. Büyük bir istatistik. Mağlup olmuyor. Hatta bu maçta ben 3-4 tane çizgiden top çıkardığını gördüm Pendik savunmasının. Ama daha sonra da son anlarda da Sakaryaspor'da kaleci Oğuz'un penaltı çıkarıp bir nevi bir puanı kurtardığını gördük. Yani Sakaryaspor kolay kaybetmiyor ama dediğin gibi hücum anlamında sıkıntı yaşıyor. Bazen pozisyon vermeden gol yiyorlar. Bunu bir türlü çözemediler. Tabii bundaki en büyük etkenlerden biri taraftarın olmaması olabilir. Sakaryaspor'un iç sahada yaşadığı sıkıntı en büyük etken taraftar olabilir. Taraftar olsa çok farklı olabilecek camia çünkü Sakaryaspor kulübü. Ama oldukça tecrübeli isimlere sahipler. Playoff'ta tecrübeli isimlerle her zorluğun üstesinden gelebilecek bir camia. Yani birlik beraberlik sağladığı zaman önünde takımların, rakiplerin durabileceğini sanmadığım bir camia. Çünkü çok büyük camia. Ben Sakaryaspor'un tabii Pendik maçında baktığımız zaman son dakikalarda Pendik'in de galibiyeti kaçırdığını söylemek de yanlış olmaz. Çünkü Pendik takımı da pozisyonlar buldu son dakikalar. Kaleci Oğuz'un da çıkardığı penaltı sonrası. Maç berabere bitti. Pendik takımı da biliyorsun ikinci yarının flash takımlarından bir tanesiydi. Hatta sen playoff oynayabilir mi diye düşündüğün zamanlar da olmuştu bir dönem. Evet. Ama Pendik takımı ilk yarı kaybettiği puanların bir nevi arar hale geldi. İlk yarı bu kadar puan kaybetmesi bu grupta playoff oynaması işten değildi. Ama onlar da tabii şimdi rotasyona gittiler. Genç oyuncu oynatmaya bakıyorlar.
Kadroda değişiklikler olduğunu görüyoruz maçlarda. Onlar da gelecek yılın planlamasını, inşasını yapacaklardır diye düşünüyorum. Peki Kırşehir'e geçiyoruz. Kırşehir Bodrumspor'u deplasmanda mağlup etti ve playoff adına çok önemli bir galibiyet aldı. Kendileri playoff'ta hani rakiplerinden biriydi. Onlara karşı galibiyet almak büyük üstünlüktür ve zorlu maçlarında kazanarak gidiyorlar. Yakup abi, Kırşehir iyi bir gidişat var. Ya 10 kişide kaldığını da söyleyelim tabii 36. dakikadan itibaren. 36. dakikadan itibaren yani yaklaşık 55 dakika 55-60 dakikada uzatmalarla beraber 10 kişi oynamak, özellikle Bodrum deplasmanında, ki Bodrum takımı biliyorsun ikinci yarının en flaş takımlarından bir tanesi de defalarca. Kazanmak inanılmaz güzel bir galibiyet Kırşehir ekibi adına. Müthiş galibiyet aldılar. Kırşehir takımı buradan tebrik etmek gerekiyor. Ercüment Hoca başta olmak üzere bütün teknik ekibi, futbolcuları müthiş bir seri yakaladılar. Son 5 maç 4 galibiyet bir beraberlik var. Ercüment Hoca özellikle geldikten sonra takım üzerinde gayet etki yarattığı aşikar. Tabii bu maçta Bodrum Spor kadrosuna baktığımız zaman Bodrum Spor takımında rotasyonun fazla olduğunu görüyoruz. Yani geniş kadrosunda her oyuncuya Tahsin Hoca muhtemelen şans vermek istiyor. Covid vakası var mı yok mu, tabii onları bilmediğim için oynamayan oyuncularla ilgili de bu hafta değişik bir kadroyla çıktı Tahsin Hoca da. Mağlup oldular. Onlar da ikinci yarı flash başlangıç yapmışlardı. Son haftalarda bu terse döndü desek yeridir. Ama playoff iddiaları sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum ben Bodrum Spor'un. Çünkü çok iyi bir kadroya sahipler. Gerçekten geniş ve iyi kadroya sahipler. Şu anda playofflar arasında pek bir fark da yok. Puan farkı 2 puan olması gerekiyor. Ve maçları Bodrum Spor yine bir seri yakalayabilecek kadroya sahip. Bodrum Spor takımı da playoff'u sonuna kadar kovalayacaktır. Tabii Kırşehir'le ilgili ben hatırlıyorsam playoff'ta geri garanti değil demiştim. Hatta bazen yorumlarda Kırşehirli arkadaşlarla Latife şakalaşıyorduk. Ya, yorumlarda hala var. Ama Kırşehir takımı playoff oynaması muhtemel takımlardan bir tanesi. Bunu defalarca söyledik. Oynamaması için hiçbir etken yok. Kendi göbeklerini kendileri kesecek. Bu şans var ama orada iki tane koltuk için, yani iki sıra için dört aday var. Etimesgüt ve Bodrum'la çünkü playoff adayı. Şu andaki aslında matematiksel baktığımız zaman hiçbir takımın yeri garanti değil playofflarda. Kırşehir takımı da müthiş bir seri yakaladı. Baktığımız zaman çok gol atan bir takım değil ama kolay da gol yemeyen bir takım. Kırşehir takımı playoff iddiasını son haftaya kadar sürdürecek diye düşünüyorum. Peki, yani Yakup abi sen yorumunu yaptın ama ben burada Tahsin Hoca eksi yazdığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar rotasyon yapmış da olsan 36 dakika, 36. dakikada kırmızı kart gören bir takımı yani kendi sahanda oynadığın maçta yenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu Bodrum Spor hanesine bence eksi yazar. Bu benim düşüncem tabii. 1940'lı maçına geçiyorum. 40'lı Spor'da kendi evinde Serik Belediye'yle 0-0 berabere kaldı. Bir kırmızı kartta 40'lar eline vardı. 79. dakikada Mert gördü kırmızı kartı. 0-0 bitti. Sen 40'lar elinin de playoff'un içinde yer alacağını düşünüyordun Yakup abi. Hala da onlar playoff'un içindeler. Ya 40'lar ile playoff oynar dediğimde sanırım 8. sıradaydı. Bodrum bir bakıyorum abi kaçıncı sıradaymış. 40'lar ile playoff oynardı. 7'ymiş abi. 7 Bodrum'da 8 olması lazım. Ben ikisinin playoff oynamasını evet bekliyorum demiştim o zamanlar. Kırklareli takımı gerçekten ben Pendik maçında çıplak gözle izlemiştim. Takım oyununu iyi oynayan, iyi oyunculardan kurulu, mücadele gücü yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Yani kolay kaybetmeyecek bir takım dersek yeridir. Baktığımız zaman zaten son 5 hafta galip gelmiş bir takım. Bu beraberlikte 5 haftalık galibiyet serisi son buldu. Tabii ben hani iddiasız takımlar için şunu söylüyorum erken havlu atan takımlar için her hafta. Playoff oynayacak ya da düşme potasındaki takımları belirleyecek takımlar. İşte Serik bugün
bu beraberlikle belki Kırklareli takımına ileride çok arayacağı 2 puan. Yani bu 2 puanı kaybettirdi. Kırklareli takımı bugün bu maçı galip gelselerdi çok daha rahat hareket edebilirdi diye düşünüyorum. Ama beraberlik yine onlar adına büyük kayıp değil. Ama büyük bir avantajı biraz da olsun yitirdiler diye düşünüyorum. Buradaki son iki takım için yarış devam edecek. Hangi takım son iki bilet alacak o da belli değil. Kırklareli takımı da sonuna kadar playoff yarışına devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Yakup abi ben Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediye, Karacabey, Pendik, Pazar, Sivas Belediye bu takımların ligin en tehlikeli takımları olduğunu düşünüyorum. Ya tabii burada dediğimiz gibi yani düşme potasındaki takımlar da tehlikeli. Tabii matematiksel olarak baktığımız zaman bugün son 3 sıra belli gibi ama Elazığ Spor son dakikalarda galip gelerek yani ümidini, umudunu devam ettirdi. Yani matematiksel olarak hala ligden düşmediler. Yani buradaki her takım can yakabilecek düzeyde. Çünkü 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Ama bu kadar iddiasız takımın olması tabii çok daha farklı olacak. Az önce de dediğim gibi diğer gruba göre çok farklı. Diğer grupta iddiası olmayan takım yok gibi. Bir Uşak Spor, grupta, bir Uşak Spor artık biraz sıyrıldı gibi Yakup abi. Diğerlerinin hepsinde bir de iddiası var. Bir de bir nebze Kahramanmaraş Spor biraz rahat evet. Gibi ama o da tam değil yani. Burada çünkü buradakiler tam rahat ya da hiç rahat değil yani. Deyim yerindeyse. Yani buradaki saydığın takımlar her sonucu alabilecek takımlar. Playoff potasını ve düşme potasını belirleyebilecek takımlar. Burada düşme potası az buçuk belli gibi. İki takım direkt düştü diye düşünüyorum ben. Karabük Spor ve Mamak. Üçüncü bilet Elazığ Spor şu anda %80'lerde. Hatta %90'larda. Ama %10'luk bir ihtimaller. Yine var. Bu hafta aldıkları galibiyet. Onları biraz daha bu potada tutmaya tuttu diyelim. Ama çok zor. Yani ligde kalmanız da matematik açısından çok zor. Peki 1922 Konyaspor Etimesgut karşılaşmasına geçiyorum. 1922 Konyaspor kendisi aslında Etimesgut'un galibiyet serisine son verdi. 1-0 kazandılar. Onlar için de çok önemliydi. Elazığ'ın kazandığı haftada Bayburt'ta puanları eşitlediler. Kendi özgüvenleri de yerine geldi. Levent Hoca da iyi gidiyor. Biz eleştirdikten sonra tabii. Eleştiriyi bekliyormuş diyelim. Evet. Son 3 haftada 7 puan aldı 1920 Konya. Tabii bu galibiyetin en büyük önemli özelliklerinden bir tanesi de ikinci yarının bu gruptaki en flash takımı Etimesgut takımı 9'da 9 yapmış Etimesgut takımına çelme taktılar. Bütün sorumluluğu ben üstüme alıyorum Yakup abi. Bütün sorumluluğu çünkü geçen hafta ben Etimesgut'un yedin yani. İkinci ligdeki ikinci yarının en iyi takımı olduğunu söylemiştim. Etimesgut'u gözlerinle yedin. Gerçi sen bir Konyalı olarak, Konya sporlu olarak bu sonuçtan mutlu olman gerekiyor. Tabii ki. Her ne kadar eleştirsen de bazen biz doğruları söylemek zorundayız. Tabii Etimesgut takımı bu grubun en flash takımlarından bir tanesiydi. Dediğim gibi 9 haftalık galibiyet serisi burada Konya'da son buldu. Tabii Konya Spor 1920 Konya Spor'da bu sezon geçen sezonda aslında düşme potasındaydı. Bu sezonda yine bu sıkıntıyı çekti. Ama bu galibiyetle ligde kalma adına çok büyük adım attı. Hatta kaldı diyebiliriz. Çünkü burada düşen takımlar az buçuk belli. 1920 Konya takımı büyük iş yaptı. Etimesgut takımı playoff iddiası devam ediyor. Bu maçı kazansalar ilk 5'i girip belki de tabii ligin başını pek sıralamayı hatırlamıyorum. İlk defa playoff potasına gireceklerdi ilk 5'e. Evet. Ama bu umutları son haftaya kadar devam edecek. Çünkü playoff'la baktığımız zaman 5. ile aralarında yani 2 puan fark var. Sadece büyük bir avantajı kaybettiklerini düşünüyorum. Çok zorlu maçları var. Ben Edimesuk'un girmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu maçları var çünkü. Beni eleştiriyorlar. Kolay maç yok. Kolay maç yok Apucuğum. Yani bu grupta kolay maç diyeceğimiz maç yok. Peki. Yakup abi.
Evet, Tarsus Karabük'ü 4-0 mağlup etti. Yani artık konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Artık biraz da arkadaşlar bu kendi aralarında, bu rahat takımların kendi aralarındaki maçlarını çok fazla konuşmayacağız. Bilginiz olsun. Alt sıra ve üst sıra yani yarışta olan takımları konuşacağız. Bilginiz olsun. Karacabey'de Mamak'a 4-0'la geçti. Mamak'ın da ben küme düştüğünü düşünüyorum. O yüzden bu maçta konuşmaya gerek yok. Ve Pazarspor Elazığ maçına geçtik. Pazarspor yani Elazığ gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı. Haftalar sonra kazandı. Bakıyorum Yakup abi en son bakıyorum Elazığspor'a bakıyorum. Pazara tıkladım çünkü. En son Bayburt yenmiş 3-2. O maçtan sonra da Pazarı yendiler 3-2. Yani Cafer Hoca'nın gelmesinden sonra bir tabii orada bir artı bir hani reaksiyon gösterme var ama finali sonunu getiremiyorlar. Abi Ama bu araya gireceğim. maçı Oraya gireceğim. Yılmaz Dağ, yardımcı antrenör. Mekan cennet olsun vefat etti. Allah Elazığ rahmet camiasında eylesin. başsağlığı dileyelim. Söz sende abi Tabii. unutmadan. Zaten o konuya bağlayacaktım. Cafer Hoca'nın gelmesinden sonra takımda inanılmaz bir hani inanılmaz değil mi? Yani bir reaksiyon gösterme, ligde kalma adına bir ümit gösterme vardı ama bunu bir türlü sonunu getiremedi. Öne geçtikleri maçta mağlup oldular. Tabii bu maç öncesi Yılmaz Hoca'nın yardımcı hoca Yılmaz Dağ Hoca'nın vefat etmesi takım üzerinde zaten şehir üzerinde moraller bozukken biraz daha canlarını sıkmıştı. 96-5 ve 96-7 attıkları iki golle üst üste Pazarspor karşısına galip geldiler. Ligde kalma adına bir nebze zor olsa yine umutlarını devam ettiler. Ümitlerini devam ettirdiler. Zor da olsa. Bu galibiyeti rahmetli Yılmaz Hoca'ya hediye ettiklerini zaten sosyal medyada da gördük. Pazarspor takımına gelirsek çok konuşulacak bir şey yok. Defalarca eleştirdik zaten. İkinci yarının küme düşen ikinci 5 puan takımı aldılar. iki ya da üçüncü takımı Mamak'la beraber Karabük takımını saymıyorum. İkinci yarının kötü takımı. Cafer Hoca adına da tabii bu maçın şöyle bir özelliği var. İlk yarı playoff'da bıraktığı takımı ikinci yarı kümede kalma adına gittiği takımda yendi. Yani Pazarspor'da Cafer Hoca'yı mumla aramış diyelim. Cafer Hoca galip geldi. Haklı olduğunu gösterdi. Yani ülkemizde kulüpleri ekonomik olarak o kadar kötü yönetiyorlar ki. Yani gönül ister ki geçen sene bin bir zorlukla çıktığı ligde bu sene playoff potasına girerek başladığın yerde küme düşme potasına yaklaşma yani. Ki ilk yarı playoff'ta bitirmişsin. Playoff potasında bitirmişsin. Düzgün şeyler, düzgün hamleler yap. Playoff oynamak bu grupta çok zor değil normalde. Etimeskut takımı gibi. Etimeskut takımı playoff'un dışındayken yaptığı hamlelerle bugün playoff'un içine girdi. Bodrum takımı da öyle. Yani Evet. bunlar playoff'un içinden küme düşme potasına doğru. İkinci yarı topladığı puan sadece 5 diyoruz. Ve sezon sonuna kadar belki bu 10 olacak. Fazlası bile olmayacak belki. Pazar takımı adına. Ne diyelim? Pazarspor bu sezon ligden yine düşmedi. Gelecek sezonda yine aynı asansör takımı olacağını, düşmeme potasında devamlı böyle indi çıktı yapacağını düşünüyorum. Yakup abi şu an için Elazığspor'un alması gereken 5 puan var. Şu an için 5 puan var. Kümede kalması için. Tabii ikili averaja bakmadım. Kastamonu yakalaması için söylüyorum. Kalan maçlarında 7 maçta yakalama olasılığı var mı sence Çok zor. Elazığspor'un? Çok zor. Yani direkt oyu bu şekilde kapattın. 90 artı 5'te Hasan Ekici attı golü. 2003 doğumlu. 90 artı 7'de İzzet top atar attı. 2001 doğumlu. Bu da güzel bir anekdot. Tabii bence çok iyi. Çünkü transfer yasağı devam ediyor zaten. Gelecek sezon küme düşmeleri halinde bu genç oyuncularla devam edecekler. Bilmiyorum yani defalarca burada söyledik yani keşke hani şu takım yok olmasın bu takım yok olmasın defalarca sosyal medyadan da yazıyoruz buradan da konuştuk Elazığ Spor adına çünkü Süper Lig görmüş bir camia ama işleri çok zor buradan düşerlerse tabii ekonomik anlamda ikinci ligde çözemediği bir sıkıntıyı üçüncü ligde şehir çözer mi o da zor gözüküyor. İşleri çok zor yani yeni bir Elazığ projesi yani yeni bir proje takımına belki
Karakoçam FK'yı belki. Karakoçam FK'yı, Elazığ FK tarzı bir şey yapıp yeniden yukarılara tırmanmaya bakabilirler. Peki Kastamonu'yu da Sivas Belediye ile 0-0 berabere kaldı Yakup abi. O maçı da değerlendirelim. Kastamonu takımı adına zaten çok söyleyecek bir şey yok. Bu sezon, geçen sezon playoff oynamış bir takım. Bu sezon paçayı son anda yırttı desek yeridir. Çünkü yırttı mı? O kadar yırttı yani. Çünkü çok zor. Çünkü 5 puan fark, ben kapanacağını çok düşünmüyorum. Ama 3 puanlık sistemde zor değil ama ben Elazığ Spor'un pazar galibiyeti gibi 96-5-96-7'de böyle mucizeleri çok gerçekleştirebileceğini çok fazla açıkçası düşünmüyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman şartlara, ikisinin kadro denkliği birbirine yakın diyebiliriz. Ama Kastamonuspor'da 4-5 tane tecrübeli oyuncu varken Elazığ Spor'da birkaç tane var. Burada da Cengiz Anakgün Elazığ'da öne çıkıyor mesela. Ki Cengiz'den de zaten bu sezon iyi bir transfer yapabileceğini düşünüyorum ben Elazığ Spor adına. Kastamonuspor zaten 3 puan alması halinde bu ligde kalacaktır haftaya diye Konya düşünüyorum. Spor'la yapacaklar. Bizim Konya Spor'la yapacaklar. Onlar için kritik maç. Zor maç. Oradan 1 puan alsalar onlar bir için. Bir de pazar deplasmanları var. Yani kendi göbeklerini kendileri kesecek diyebiliriz yani. Peki Yakup abi. Sivas evet. Takımı zaten ligin rahat takımlarından bir tanesi. Onların işte hani diyoruz ya, playoff potasındaki ve düşme hattındaki takımlara ya can verecekler ya da işte çelme takacaklar. Bunları yapabilecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi Yakup abi, o tarz takımlar artık böyle çok ekstra durumlar olursa, bir maçta 5 gol, işte 2 kırmızı kart gibi ekstra durumlar olursa bundan sonra gündemimize alacağız arkadaşlar. Özel mesela genç oyuncu oynatırlar, onlar çok iyi bir performans verir, o zaman gündemimize alacağız. Ama 1922 Konya Spor son hafta Pazar Spor oynayacak kendi sahasında. Küme düşmeyi hisseder mi? 34 puanı var şu an. Hissetmez. Peki Bayburt hisseder mi? Hissetmez. Burada ben sana söyleyeyim, hiç sorma teknik. Burada bir tek Kastamonu Elazığ Spor arasında belki, o da yani dediğim gibi Kastamonu Spor bir galibiyet alması halinde Elazığ Spor'un ben yani 9 puan 3 galibiyet alacağına çok ihtimal vermiyorum geri kalan haftalarda. Evet, Kastamonu'nun da bir pazar deplasmanı var. Sonrasında üst sıra takımlarıyla oynayacak zaten maçları da. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Yorumlara geçiyorum. Haftanın yorumlarında bizleri yalnız bırakmayan, bu grup çok arkadaşlar, gerçekten çok az rehavet gören bir grup. Yani mesela hafta Cuma günü akşam sizlerden soru bekledik, soru gelmedi. Diğer grupta bir sürü soru gelirken sizden soru gelmedi. Yani ilginç bir grup. Böyle olunca da üzülüyoruz. Hani sizlerden soru gelmeyince sorularınızı yazarsanız bize seviniriz arkadaşlar. Ben hemen yorumlara geçiyorum. Ölmek var, düşmek yok. İnşallah Elazığ Spor Lig'de kalır demiş Miraç Yıldırım. Yani inanmış. Mehmet Kaleli, Kastamonu Spor berabere kaldı. 0-0. Takımın sezon başından beri çok net gol atma sıkıntısı var. Puan 7'dir ama Elazığ Spor kazandı. Puan farkı 5'e düştü. Tebrik ediyorum Elazığ Spor'u. Özellikle Vefat'tan yardımcı hocaları Yılmaz Dağ hocaya armağan etmişler. Yılmaz Dağ 2003 yılında Kastamonu Spor'da oynamıştı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Üzüldük. Amin. Caner Bey yazmış. Elazığ Spor'un ligde kalma şansı çok düşük ama pazarı yenmeleri iyi oldu. Yoksa Elazığ Spor hedefsiz kalacaktı ve iç saha maçlarında artık sentetik sahada oynayacaklar. Defte taleplerini kabul etti. Sakarya, Bodrum, Mamak ve Sivas maçlarını sentetik sahada oynayacaklar. Elazığ Spor'un işleri çok zor. 5 galibiyet almaları lazım. İşleri çok zor demiş. Kesinlikle. Kastamonu Spor haftaya yine kendi sahasına Konya 1922 takımını kesin yenmesi gerekiyor. Yoksa tehlikeli günler yaşayabilir. İyi yayınlar. Kolay gelsin bütün ekibe. Kastamonu Spor'un zaten dediğim gibi bir galibiyet, bir beraberlik muhtemelen ligde tutacaktır yani. 1920 Konya Spor'da gençlerle oynadığını belirtelim arkadaşlar. 2002, 2001, 2099-98 gibi oyuncu gruplarıyla oynuyorlar. Hatta Fatih Mankı oynadı bu hafta. 2003 doğumlu o da. 18. Olması, aslında baktığın zaman olması gereken bu. Zaten pilot takım, yetiştirici takımlarda ligde kaldıktan sonra
genç oyuncular oynaması gerekiyor zaten. Evet. Ki bu da 2003-2004 o seviyelere inmekte fayda var. Bodrum takımı bugün 2004'te oyuncu oynatıyor yani. Bodrum takımı bir de yarışmacı bir takım. Playoff'un içinde bir takım. Evet. Berat Ol, 2020 playoff şampiyonu Sakaryaspor yazdıracağız demiş. Tuğrul Kayalar, Etimesgut Başkanı Hasan Kartal hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüyoruz ki Elazığ, Karabük, Kastamonu gibi büyük takımlar küme düşme tehlikesinde en büyük adaylar. Çünkü paraları çarşı ettikleri için kulüpler borçtan battı. Etimesgut'ta ise kulübün borcunun %60'ından başkan, %40'ından yönetim sorumlu. Yani bu kulübün borçlu olması imkansız. Sizce tüm takımların yöneticileri böyle yapsaydı Karabük, Elazığ, Kastamonu gibi takımlar bu durumda olur muydu demiş. Olmazdı tabii. O kulüplere başkan olunmazdı kolaylıkla. Ben Hasan Başkan'ı çok başarılı buluyorum. Aynı zamanda Rizespor'un kulüp başkanı. Biz Etimesgut'ta rakip de olduk görev aldığım süre boyunca. Hatta ben bu Etimesgut kulübünün tüzüğüne %60'dan sorumlu olur başkan ve yönetim dediğini, yani yazdırdığını biliyorum Hasan Başkan'ın. Hasan Başkan çok başarılı başkan. Etimesgut takımına yaptıkları ortada zaten aşikar. Keşke bütün kulüpler, hani diyoruz ya kulüpler yasası gelmeli diye. Kulüpler şirketleşirse, aşi olursa zaten bunun gerçekleşeceğini ben pek sanmıyorum. Çünkü kimse kendi parasını zaten çöpe atmaz. Ya da böyle %60'lık borç dilimini üstlenip harbury parvan savurmaz diye düşünüyorum. Örnek gösterecek kulüplerden bir tanesi. Hasan Başkan'ı da tebrik ediyorum. Peki, Ömer Yeşil. Merhabalar Yakup ve Abdullah Bey. Yorumlarınızı ve tespitlerinizi beğenerek izliyoruz. Çok teşekkürler. Ali Say ilk 11'e girmeyi başardı ve sırasıyla Mamak, Pendik ve Elazığ'ı mağlup ettik. Van Spor taraftarının istediği de buydu. İşte Ali Say ilk 11'e devam ederse kırmızı gruptan playoff finali bile oynarız bence. Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Ali benim çok sevdiğim bir kardeşim. Ali hani beğendiğim de bir oyuncu ama futbol bireysel bir oyun değil. Futbol takım oyunu. İlla ki Ali de katkı sağlayacaktır. Ali'ye bağlamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama Ali de Van Spor adına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki Fatih Tekin. Yakup Hocam gibi ben de bu grupta playoff gidecek takımların son hafta belli olacağını düşünüyorum. Ama sadece bu rekabet Kırıkkaleli Spor Kırşehir arasında olmayacak. Çünkü diğer takımların da Van, Sakarya yeri garanti değil sonuçta. Kırşehir Belediyespor olarak son 6 haftada çok iyi fikstür avantajımız olacak. İnşallah gerekli puanları alacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kırşehir takımı zaten. Şimdi Yakup bir yorum zaman daha var. Onu da okuyacağım. Hı-hı. Ondan sonra Kırşehir değerlendirmeni genel olarak yapabilirsin. Eyüp Sultan'dan selam göndermişler. Onlara da selam gönderelim. Ahmet Kere. Umut Arslan. Yakup Hocam çok seviyorum ve izliyorum sizi ama Eskişehir'e, Kırşehir'e biraz haksızlık ediyorsunuz. Birincisi Van'la Sakarya'da garanti değil ve Kırşehir Spor Van Spor'u yendi. Sakarya Spor'u da elinden kaçırdı ve Kırşehir Spor'un Bodrum maçından sonra en kolay fikstüre sahip sonuç maçı düşen takımlarla demiş. Şimdi ben bu konuya Yakup abi, şu Kırşehir konusunda bir netlik kazandıralım. Şimdi ben Kırşehir takımına zaten aslında hani playoff'un dışında kalması muhtemel. Hani iki takımdan biri demiştim. O zaman Turgutlu vardı, Kırşehir vardı. Doğru mu? İlk programlarda. Evet. Tabii Kırşehir takımı gerçekten özellikle son 5 hafta müthiş işler yaptı ki Bodrum maçı, Van maçını kazandılar. Arkadaşımız çok doğru söylemiş. Bodrum maçını 10 kişi kalip kazandılar. Yani Kırşehir takımı artık playoff'da %60'ları 70'leri çıkardı bence şansını. Ben hani Kırşehir takımı playoff'a kalamaz dediğimde bu anayasa değil. Bu hani değiştirilemez bir madde de değil. Benim dediğim %100 olacak diye de bir şey değil. Ben sadece Bodrum maçının zor geçeceğini ve o maçı kaybetmelerin muhtemel olduğunu söylemiştim. Ama Bodrum takımını 10 kişiyle yendiler. Çok büyük iş yaptılar. Demek ki Kırşehir takımı çok doğru iş yaptı. Ben Kırşehir takımını da buradan tebrik ediyorum. Hani haksızlık olarak ben çok haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Yani kadro kalitesini bir eleştirdiğim olmadı. Hatta geçen hafta ben işim çalıştığım kendi oyuncularımı, bu hafta gol atan Hakan Yavuz'u, Bursa Spor'dan, Yeşil Bursa'dan beri takip ettiğim, sevdiğim bir kardeşim.
Yani bunları da tek tek söylemiştim. Ercüment Hoca gibi kurt ve çok beğendim. Başarılı bir hoca var başlarında. Yani playoff oynamaları muhtemel. Artık hani yine diyorum 160'lara 170'lere çıkardılar bu şansı. Fikstür olarak son haftalara bakmadım. Ama ben şunu hep söylüyorum. Kolay maç diye bir şey yok. Ummadığınız taş bazen baş yarabiliyor. Ama bir avantaj var mı? Fazlasıyla var. Peki. Yuvanspor inşallah birinci lige çıkar demişler. Faruk Berber'in yine çok uzun bir yazısı olmuş. Elazığspor'dan maçla gollü maçlar beklemeye devam edeceğini söylemiş. 5 gol oldu. Doğru. Bu grupta playoff'un en garanti gördüğüm takım sizler gibi Sakaryaspor demiş. Bodrum ve Kırşehir'i playoff için Bodrumspor'u Kırşehir'in önünde görüyorum. Muhtemelen bu haftadan sonra Kırşehir için düşüncesi değişmiştir Faruk Bey'in. Ya bu Faruk Bey ve benim gibi düşünenlerden gerçekten hani yorumları gerçekten çok kaliteli. Yorumlara baktığımız zaman gerçekten isabetli. Hani takip ettiğini görüyoruz. Ezberden işkembeden atmıyor. Ama işte dediğimiz gibi bugün bütün hesapları Bodrum'un özellikle son 5 haftada kaybettiği puanlar. Bir galibiyeti var, bir beraberliği, 3 mağlubiyeti var 5 haftada. Yani bunu sanırım Faruk Bey de benim gibi öngörmedi. Çünkü inanılmaz bir seri yakalanmışlardı ama ya futbolcular da robot değil. Yani bunlar da otomatikman bazen düşüşler, inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyorlar. Bodrum Spor'da şu anda bir düşüş trendinde ama illa ki toparlayıp çıkacaktır. Kırşehir son 5 haftalık periyotta yakaladığı puanlarla artık herhalde playoff'u dediğim gibi ciddi ciddi bir Sakaryaspor, bir Van Spor kadar avantajlı hale geldi diye düşünüyorum ben de. Peki. Kaan Altay Sakaryasporlu kendisi. Teşekkür etmiş bize. Biz de ona teşekkür edelim. Ama siyasetten dolayı demiş Eyüp'ü siyaset ayakta tutuyor gibi bir şeyler söylemiş. Etimesgut'u da aynı şekilde. Sakaryaspor'u kurban ettirmeyiz demiş. Hakemlerle kayırmayla parayla durum bu şekilde demiş. Arkadaşlar ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün her yerde siyasetin olduğunu söylüyorum bütün takımlarda. Sadece bu Eyüp Sultan ya da şu bu demeyelim. Ben bütün takımlarda olduğunu düşünüyorum. Ben saha içini daha çok da saha içini konuşmaktan yanayım. O yüzden bu tarz konuları genelde gündemimize de almıyoruz. Bilginiz olsun. Tuğrul Kayalar. Abdullah abi Etimesgut 9 maçtır kazanıyor. Muhtemelen siz bir yorum okuduğunuzda üst üste 10. maçını kazanmış olacak. Ve 6 haftadır gol yemiyor. Nazar Neden Kırşehir'e %50-40 verilene %50 verirken Etimesgut'un playoff oynanmasına ihtimal vermiyorsunuz? Nedenini söylerseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar tamamıyla 1922 Konyaspor'la henüz maçları olmadığı için. 1922 Konyaspor maçında yenmiş yani nasıl anlatayım ben? Arada 1922 Konyaspor maçı olmamış olsaydı şans verecektim. Ama yok 1922 Konyaspor maçından kaynaklı. Maçtan sonra 1922 Konyasporlu oyuncular şey yazmışlar. Yenilmemiş takım yoktur. 1922 Konyaspor'la oynamamış takım vardır diye. Onlar da çok iddialı Etimesgut. laf yazmışlar. Hatta Yalnız Etimesgut. yazan da Can Demir. Etimesgut 9. mağlubiyetini almış be abicim yani. Manisa'yı yenmediler ya. Sadece bir seri sonlandırdılar. Evet, Elazığ'a şu anda Miraç Yıldırım yazmış. Çok büyük 23 bin kapasiteli bir stat yapıyor. Ağustos ayına bitmesi planlanıyor. Elazığspor'un zaten büyük bir taraftarı var. Şu anda bile butik stadın dışında Elazığspor'u destekleyip maçlara gidiyorlar. Bence Elazığspor seneye 3. ligde güzel bir yönetim ve borçlar kapatırsa, güzel transferler yapılırsa 3 veya 4 yıl içinde Süper Lig'de eskilerdeki gibi bir Elazığspor neden olmasın. İnşallah düştüğü gibi geri çıkarak daha iyi yerlere gelir. Elazığ'dan selamlar. Evet, bir Elazığspor vardı Yavuz abi. Çok iyilerdi. Mesela Konya ile unutulmaz maçları vardı. Yani o Biliyorum biliyorum neler Elazığspor abi. nerelere gitti. Bundan sonra arkadaşlar yorumları bitirdik. Bundan sonraki programlarımız playoff ve küme düşme hattı ile alakalı olacak. Bilginiz olsun. Orta sıralardaki takımları genelde konuşmayacağız. Maç maç değerlendirmeyeceğiz. Çok egzantrik durum olursa onları değerlendireceğiz. Genelde playoff'u ve küme düşmeyi konuşacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de yorumlarınızı, bir de Evet yorumlarınızı yorumlar. değerlendireceğiz. Diğer grupta dün 56 yorum mu ne vardı galiba? Hızlı Evet. geçmek zorunda kalmıştık. Buradaki yorumları geniş geniş değerlendirmeye zaman da olsa hızlı bitti. Bir saat Yorumlar 49 oldukça daha dakika keyif yayın var. yapmışız.
yarımlar oldukça daha keyifli oluyor tabii. Yakup abi. Bir de saat... öbür grupta ama biliyorsun playoff ilk 9 arasında yarış geçiyor yani. Şimdi konuşmamız gereken takım sayısını söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kesin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 takımı kesin konuşmak zorundayız ya. 17 takım, 14 takım, 17. Otomatikman hedefin iddianın çok olduğu yerde çok daha fazla zaman harcıyoruz. Tabii burada inşallah yorumlar fazlalaştı. Daha keyifli. Bizler de keyif alıyoruz yani yorumlar arttıkça. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı sorduğunuz zaman biz daha çok kendimizi daha çok çalıştırıyoruz. Emin olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.